Sevgili yavrularım, canlarım, kuzularım, nasılsınız? Önce bizlere armağan Atatürk'ümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugünkü dersimizde geçen hafta yaptığımız dersimizin bir benzerini işleyeceğiz. Yine sesli harflerimize önce bir bakarsak A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harflerimiz var. Şimdi bu harflerimize sesleri öne getirerek heceler, daha sonra kelimeler oluşturmaya çalışacağız. Kullanacağımız sesli harflerimiz S, Ş, T ve D ile ilgili çalışmalar olacak. Önce S sesini öne alarak arkasına sesli harflerimizi koyup heceler oluşturacağız. Onlara tekrar birer sessiz harf ekleyerek kelimeler oluşturmaya çalışacağız. Önce isterseniz başlayalım. Sa. Sonra ne olacak? Evet. Se. Sonra sı. Söylüyoruz. Si. Evet, çok güzel. So. Sö. Su. En son ne kaldı? Evet. Sü. Güzel. Şimdi bunlara dedik ki birer tane ne ekleyeceğiz dedik? Sessiz harf ekleyeceğiz. Mesela bakalım. Buna z ekledik. Ne oldu? Saz. Seydi. Buna t eklersek ne olacak çocuklar? Set. Evet. Buna ne yazıyordu? Sı. Rrr eklediğim zaman ne olacak? Sı. Evet, evet, sesinizi duyuyorum. Sır. Teşekkür ederim. Peki si'ye zzz yine ekleyelim. Ne oldu? Siz. Evet. So. Ne diyelim buna da? Hmm. Evet, ekleyelim. Okuyabilir miyiz? Son. Sö. Buna da eklersek ne olacak? Sön. Çok güzel. Evet, duyuyorum seslerinizi. Peki buradaki su. Aynı yine sesini eklersek. S ekledim. Ne oldu? Su. S. Bu neydi? Sü. Ona da ps ekleyelim. Ne oldu? Süs. Okuyalım isterseniz baştan. Saz. Set. Sır. Siz, son, sön, sus, süs. Şimdi ikinci harfimiz olan ş sesiyle aynı çalışmayı yapmaya çalışalım. Haydi bakalım, hep beraber başlıyoruz. Şa, şe, şı, şi. Şo, şö, şu, son ne kaldı? Evet, şu. Bu hecelerimizi de aynı şekilde birer sessiz harf ekleyerek kelime haline çevirelim bakalım. Şa, u, getirdiğim zaman ne oluyor? Şal, hani boyuna takıyorlar ya, işte o şal. Peki, şeye, sesini eklediğim zaman ne oldu? Şen, evet, şıya, güzel giyinenler için dinliyorum. Şık, k, k, evet, si, ne geldi buna? Şi, ş, yine aynısını ekleyelim. Ne oldu? Şiş oldu. Peki, bu neydi? Şo, şok. Getirdiğim zaman ne oldu? Şok oldu. Şöye k getirelim ona da. Ne oldu? Şök. Şuya getirdiğimiz zaman t koyduğumuz zaman ne oldu çocuklar? Şut. Evet. Şimdi burada şuye bir şey getiremiyorsam ne yapalım? Bu sefer önüne bir ü koyalım. Evet. Ne oldu? Okuyalım. Ü, şü. Ne olmuş? Üşü. Hadi bunları da okuyalım şimdi. Şal,
Şen, şık, şiş. Çok güzel, devam ediyoruz. Şok, şök, daha gür. Şut ve üşü oldu. Şimdi t sesiyle yapmaya çalışalım. Yine t sesimiz önde olsun. Hadi beraber yazmaya başlayalım. Ta, siz söylüyorsunuz tabii. Sonra? Evet, t. Sonra? T. Şimdi? T. Şimdi? To. Evet, devam. Tö. Devam. Tu. Son olarak ne kaldı? Evet, doğru söylediniz. Tü. Hadi şimdi bunları da yine birer sessiz harf ekleyerek kelimeleri dolu tutturalım. Ta'ya şşş ekleyince ne oldu? Taş oldu. Peki T'ye k eklersem ne olacak? Tek. T'ya, T'ya da k ekleyelim. Ne oldu? Tık tık vuruyoruz değil mi? Evet. T. Bu da saat ötüyor. Tik tak tik. Evet. Şimdi karnımız duyunca ne diyoruz? Karnım. Yine k eklediğim zaman ne oldu? Tok. Peki. T'ye. Şimdi tek harf ekledim. R ekledim. Tör. Pek anlamı olmadı. Buraya yanına bir e ekleyelim. Hadi şimdi okumaya çalışalım. Tö. R. Teşekkür ederim. Töre. Şimdi bir de bu tuya şşş eklersek ne oldu? Tuş. Tüye de evet l ekleyelim. Perdelerimizi ne diyoruz diğer adına? Tül. Bir okuyalım. Taş. Tek. Tık. Tik. Çok güzel. Tok. Tö. Re. Tuş. Ve tül oldu. Şu en baştaki bölümü sadece sileceğim. Ona da d sesiyle ilgili yazacağız. Evet, hadi bakalım birlikte başlayalım yine. Da, sonra de, evet, d, di, do, dö, du ve dü. Evet. Hadi şimdi yine onlara birer tane sessiz harf ekleyelim. Bakalım neler olacak. Da'ya ben l ekledim. Ne oldu çocuklar? Dal oldu. Ben D'yi de l eklemek istiyorum.